Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ekrana taşıdık. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. İttifaklardaki son durumlar da oldukça önemli değerli izleyenler. Her geçen dakikada hareketlilik, değişkenlik söz konusu olabiliyor. Cumhur İttifakı'ndaki son duruma bakacağız. Son durum ne? Detayları TV100 muhabiri Ebru Balıkçı aktaracak. Ebru. ...14 Mayıs'a 1,5 ay gibi kısa bir süre kaldı ve siyasi partilerde de seçim çalışmaları hız kazandı. Cumhur İttifakı kanadına baktığımızda AK Parti'de aylardır seçim çalışmaları büyük bir ciddiyetle devam ediyor. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi de aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti'de artık adaylar belirleniyor. Bilindiği gibi alt komisyonlarda görüşülüyor listeler. Listelere son şekli verilecek. Sonrasında üst komisyon görecek ve ardındansa nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. 9 Nisan'da tüm listeler YSK'ya iletilecek ve aynı zamanda da 11 Nisan tarihi de önemli. Çünkü 11 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ato Kongresyum'daki programda hem aday tanıtımını yapacak hem de seçim beyannamesini açıklamış olacak. O nedenle 11 Nisan aslında AK Parti'nin seçim kampanyasının başlangıcı olarak da görebiliriz. Yine Milliyetçi Hareket Partisi de bir seçim komisyonu var. Onlar da aynı şekilde listeleri kontrol ediyorlar. Adaylarının listelerine bakıyorlar. Özgeçmişlerini inceliyorlar ve ardından onlar da yine listelerini belirleyecekler ve sonrasında son sözü o arada da yine lider Devlet Bahçeli söylemiş olacak. Bu arada ittifak görüşmeleri de önemli. 4 parti oldu. Cumhur İttifakı son olarak Yeniden Refah Partisi'nin katılmasıyla birlikte liderler arasında görüşme trafiği de var. Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde ilk olarak Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezini ziyaret etmiş ve orada Fatih Erbakan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Dünse Büyük Birlik Partisi'ydi adres. Orada Genel Başkan Mustafa Destici ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu arada alınan bir karar var. 4 partinin de ortak kararı. Hepsi kendi listesi ve kendi amblemiyle girecek 14 Mayıs seçimlerine. Dün Mustafa Destici'den dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Son anket oranlarımız Cumhur İttifakı olarak %49-50 bandında. Aslında aynı listeden girmek bizim oy oranımızı kaybetmememiz açısından önemli. Fakat biz partiler olarak kendi listemiz ve kendi amblemlerimizle gireceğiz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yine MHP lideri Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde benzer bir açıklama yaparak 3 hilalli logomuzla seçimlere gireceğiz demişti. Bu arada mitingler olacak mı merak konusuydu. Evet olacak. Dün AK Parti grup toplantısının içerisinde de toplantının konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramdan sonra iz ziyaretlerinin başlayacağını duyurmuştu. Zaten geçtiğimiz haftalarda da yine hem Erdoğan hem Bahçeli hem de Destici deprem bölgesindeydi. Ancak artık deprem bölgesini de aşan diğer illere de uzanan bir miting programı da olacak. Fakat diğer seçim dönemlerinden biraz daha farklı olacak. Örneğin müzik kullanılmayacak. MHP'de ise şöyle bir karar var. 11 il yani depremin etkilediği 11 ilde seçim kampanyası yürütülmeyecek. O noktada depremzedelere yardım yapılmasını istedi. Devlet Bahçeli teşkilatlarına da bu konuda uyarıda bulundu. Ve son olarak da liderlerin günlük programları da önemli. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15'te külliyede MGK'yı toplayacak. Devlet Bahçeli ise Ankara'da olacak fakat resmi bir programı görünmüyor. Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarına zam yapılarak Anayasa Mahkemesi üyeleriyle denkleştiren düzenleme meclise sunuldu. Ceza hukukçusu Ersan Şen, teklifin yol açacağı sorunlara dikkat çekti. Prensip olarak özlük haklarında yargı mensuplarının yapılacak iyileştirmenin yanındayız. Mecliste sunulan düzenleme yargıda zam tartışmalarını da beraberinde getirdi. Düzenlemeye göre Danıştay ve Yargıtay üyelerinin maaşına 15 bin lira zam yapılacak. Yasalaşması durumunda üyelerin maaşı AYM üyeleriyle denkleşerek 65 bin lirayı bulacak. Ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen teklifin sorunlu olduğunu söyledi. Eşitsizlik vurgusu yaptı. Sorun şu, hakim ve cumhuriyet savcıları arasında ciddi bir eşitsizlik ortaya çıkacak. Bir taraftan Yargıtay ve Danıştay üyelerini Anayasa Mahkemesi üyeleriyle statü eşitliğine getirirken diğer taraftan birinci sınıf olmuş, birinci sınıfa ayrılmış, esasında Danıştay'da ve Yargıtay'da çalışabilme, oraya gidebilme niteliklerine sahip olduğu halde orada yer olmadığı için, kadro olmadığı için kürsüde olan hakim ve savcıların özellikle maaşları, mali hakları
sosyal hakları geriye gitmiş olacak. Şen'e göre eşitsizliğin önüne ek hükümle geçmek mümkün. Ben diyorum ki derhal bence bu konuda önerge verilmeli son anda. Yargıtay ve Danıştay üyeliğine hak kazanan birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hakim ve cumhuriyet savcıları için de bu iyileştirmenin tatbiki için ek bir hüküm koyulmalı. Bu yapılmazsa şu anda yargıda birkaç gündür ciddi huzursuzluk var. Bunlar seçim hakim olacaklar. Önümüz seçim. Bunlar kürsüde.